Herkese merhaba. Bu videoda burada gördüğünüz bu müthiş nokta zımbasının yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Kanalda daha önce benzer nokta zımbası çalışmalarını ve farklı fonksiyonlara sahip zımbaların yapımını ben size göstermiştim. Bu projemiz hepsinden birazcık daha farklı olacak. Bu biraz daha manevi değeri olan saklamaya değer bir nokta zımbası. İşlevsel mi? İşlevsel. Projeyi ben hayata geçirirken D4 kalite çelik kullandım. D4 kalite çelik, krom, karbon ve tungsten alaşımından yapılan, özellikle zımba yapımında kullanılan yüksek alaşımlı bir soğuk işlem çeliği. Dolayısıyla çok iyi su alıyor. Su aldığı zaman da sertleşmesi müthiş oluyor. Ama konunun detaylarına girmeden hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var, biliyorsunuz. Bunu takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bütçeniz doğrultusunda YouTube'un da imkanlarını kullanarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de benim iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Evet, bugünkü konumuza gelecek olursak da D4 tipi çelikler, özellikle soğuk iş çeliği, yüksek alaşımlı soğuk iş çelikleri çok iyi su alabilme özelliğine sahipler. Benim atölye şartlarımda ben bunu yaklaşık 57-58 dereceye kadar sertleştirebilirim diye tahmin ediyor idim. Tabii ki ben bunu sertlik testine gönderdim. Düşündüğümden daha iyi 60 derece sertliğe çıkabildiğimi gördüm. Projeyi yaparken zaten size anlatacağım. Orada kaynaklardan faydalanarak aslında bu çeliğin ne kadar sertlik alabileceğini zaten görebiliyor olacaksınız. Bu videonun esas amacı atölye şartlarında ısı işlem proseslerinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım ve uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım ben size. Ben konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Gelin hemen projeye geçelim. Benim seçtiğim malzeme ham madde formundayken bile bir miktar yüksek sertliğe sahip bir malzeme. Çünkü içerisinde belli oranda tungsten içeriyor. Isı işlem için gerekli sıcaklık değerleri ise atölye şartlarında sağlanabilecek şekilde. Sağ alttaki grafiğe göre hava ile bile sertleşecek kadar aslında zor bir malzemeyle çalışacağız. Malzemenin teknik özelliğine bakarsak yağ ile soğutulması gerektiğini bu kitapta görebiliyoruz. Burada O yağ anlamına geliyor. A ise hava anlamına geliyor. Ham madde sertliği yaklaşık ham madde formundayken 50 HRC'ye kadar. Şimdi bu aslan parçasını tezgaha monte ederek tornalama işlemini başlayacağım. Gerçekten biraz zor bir süreç olacak bu proje. Uygun karbürüçler kullanarak süreci sıkıntısızca tamamlamak istiyorum. Hatta gerekirse CBN uçlar bile kullanabiliriz. Zorlansa da karbür 3 parçaya form verebiliyor. Bu şekilde devam edebilirsem CBN 3 kullanmaya gerek kalmayabilir aslında. Yüzey kalitesi güzel görünse de çıkan talaş iyi görünmüyor. Aslında parçanın çapını biraz düşürebilirsem bu benim için yeterli olacak. Bu elması bundan sonra boşa çıkartabilirim. Son talaşı yine düşük radüslü bir karbürüç ile yapacağım. Yüzey kalitesi yeteri kadar iyi. Malzeme alaşımında her ne kadar tungsten içerse de tungsten karbürüç zorlanmadan kesme işlemini yapabiliyor. Zımbanın ana formunu şimdi oluşturacağım. Ham madde yaklaşık 50-55 derece sertlikte olsa da tungsten karbürücün sertliği çok daha yüksek. Bu uç için yaklaşık 75-80 dereceye kadar olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden pek zorlanmadan kesiyorum. Zaten talaş beslemesini de çok az yapıyorum. Böylece sorunsuzca tornalamayı bitirebileceğim gibi gözüküyor. Ana gövdeden artan parçayı da ana gövdeye vidalanacak şekilde yapacağım.
Tabii biraz kozmetik unsurlar eklemek istiyorum ben bu projeye. Koleksiyonluk bir alet yapacağım için zımba ve respit net dokunuşlarına sahip olmalı diye düşünüyorum. Matkap, kılavuz, pafta gibi kesme takılımları yüksek hız şeridinden yapıldığı için yaklaşık 62-65 HRC sertliğinde oluyorlar. Ama yine de delikleri delmek ve diş açmak için ömrünü tamamlamak üzere olan takımlarımı kullanacağım. Çünkü yeni takımlarımın körelmesini çok fazla istemiyorum. Bu size daha önce yapımını gösterdiğim kılavuz molafası gerçekten çok iş görüyor. Yapımı merak edenler için video linkini bu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu küçük parçayı doğrudan ana gövde üzerine monte edip o şekilde tornalamak istiyorum. Araya renk katması için bakır rondele koyacağım. Tornalama sıkma yönüne doğru olduğu için bu iki parçayı ölümüne birbirine sıkıştıracak. Bu bakır renk çok güzel oldu. Menemiş vahisi ile çok yakışacağını düşünüyorum. Torna aynasının çeneleri malzemeyi bozmaması için pensile tuttursam daha doğru olacak. Bu zımbaya önce bir tırtıl çekip ardından zımpara takozu ile güzelce parlatmak istiyorum. Bu takozları ben 3 boyut yazıcıdan çıkardım. Parçanın kendi ihtiyacı göre tasarladım. Gerçekten iyi iş görüyorlar. Sonuç gerçekten çok iyi değil mi? Şimdi bunu ilkel fırınıma yerleştirip sertleştirme ısısına çıkarmam gerekiyor. Yaklaşık 850 santigrat derece yeterli olacaktır. Sertleşmenin malzeme üzerinde yaklaşık 3 milimetre yüzeyde olmasını istiyorum. Zımbanın kırılmaması için iç kısmının daha yumuşak kalması önemli. Özellikle tungsten çok kırılgan bir malzeme olduğundan bu adım fazlasıyla dikkat gerektiriyor. Bu yüzden uç kısmının daha fazla kızarmasına dikkat ediyorum. Ana gövde biraz daha düşük sıcaklıkta olacak. Başarabilirsem 750 santigrat derece çok ideal olur. Bu tip malzemeler için kullandığım bir yağ formülü var. Soğutma işlemini bu yağ ile yapacağım. Siz de zamanla kendi yağ formülünüzü deneye yanıla oluşturabilirsiniz. Bu arada yağın sıcaklığı 50-55 derecede arasında olduğunu altını çizmek istiyorum. Sertleştirme işlemi gayet başarılı oldu. Arada yağın da tadına bakmak gerekiyor. Kendi yağ bileşiğimin formülünün kalitesini de bu şekilde kontrol ediyorum. Sertleştirme işleminde oluşan kararmaları temizlediğimde sonuç gerçekten çok iyi gözüküyor. Bu malzeme için yüzey gerilimi çok kritik değil. Bu yüzden sertleştirme sonrası normalizasyon işlemi yapmayacağım.
Hem normalizasyon ısısı çok yüksek bu malzeme için, hem de normalizasyonda sertlikten birazcık feragat etmek gerekiyor. Ben de bunu istemiyorum. Bu yüzden böyle kalmalı diye düşünüyorum. Bu maviyi gerçekten çok seviyorum. Bu meneviş aynı zamanda malzemeyi korozyondan da koruyacak. Nasıl bir koruma sağladığını anlattığım bir nokta zımbası videosu daha var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. O videonun linkini de bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Muhakkak izleyin. Bu tip bir meneviş prosesinin malzemeyi nasıl korozyondan koruduğunu detaylıca anlatıyorum. Şimdi son yağlamasını da yapayım ve projeyi bundan sonra bitireyim. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorum yaparak benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni bir videoyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.